Ya bayağı fazla konu konuşuldu. Şimdi ekonomik programla başladık veya işte bazılarına göre ekonomik olmayan bir ekonomik program. Yani Türkiye'nin beğenin veya beğenmeyin bir ekonomik programı var. Bu da çok basit bir dille herhalde üretimi arttırıcı, yani ekonominin çarklarını döndürücü bir şekilde buna yönelik. Birazcık daha kuru belki belli bir seviyede tutarak daha ucuza mal edebilme dünyaya göre. İhracatı arttırma. Ama ihracatı değil, ithalatı artırıyorlar onu bir. Çünkü çok ara mal kullanıyoruz da ondan. Bir de bu arada tabii... Ama doları bu kadar tutarak ithalatı cazip hale getirmiyorlar mı? Yani siz bunu tutarlı buluyor musunuz? Şimdi bakın, uygulanan program iyi kötü, iyi tarafları var, kötü. Bunu tartışmıyorum zaten. Sadece iyi kötü demiyorum ben, tutarlı değil diyorum. Program yok konusu şey bir konu değil. Yani o benim kabul edebileceğim bir konu değil. En azından ilmen değil. Uzun süre biliyorsunuz bu televizyonlarda. Ama siz de serbest kur rejimini savunuyorsunuz. Evet doğru. Ve bugün bir serbest kur rejiminden bahsedemeyiz. Geçen yani son bir yılda ödediğimiz bedelin büyük kısmının sebebi kendi gururla söylediği için söylüyorum. Ali Babacan'ın yıllardır savunduğu şu doları belirli bir seviyede tutalımın sonucudur. Ama şimdi esas çok ciddi bir şekilde baskılanmıyor mu? Evet o dönem öyleydi ama şimdi de o kadar eleştirilen dönemin benzeri yapılıyor. Kuru devlet yok. Bütün imkanlarıyla doları bastırıyor. Baskılanmıyor. Yani şimdi ithalat kur faizle çok... baskılanıyor. Evet ithalat rakamları yanında yok ama rekor kırdı yani en son. Evet ama ihracat rakamları da rekor kırıyor. Hayır ihracat rakamları daha aşağıda kaldı. Şu an ihracatçılar mutsuz, hayır, ithalatçılar mutlu. Cari açık artıyor. Şunu anlamıyorum o zaman. O zaman şunu açıklasın biri. Ben iktisattan anlamıyorum. Mesela anlayanlar şunu açıklasın. İthalatın bu sayede rekor kırması için Türkiye'de anormal bir alım gücünün artışı olması lazım ki bu ithal edilenleri ya hangisi bir karar verin? Türkiye'de alım gücü düştü mü arttı mı? Olur mu? Yani zaten Türkiye, başka program ya yani üst sınıflar daha da zengin oldu. Orta sınıf aşağı indi. Onu verin ben söyleyeyim ne olduğunu. Söyle. Türkiye'de alım gücü Türkiye'nin 15-20 milyon insanı için arttı. Evet sermayedar için. Türkiye'de bir alım gücü var. Olan için, dövizi bu olan alım gücü için var. Arttı. Mesela bu 15-20 milyon bir insan var. Bunun sağcısı var, solcusu var, AK Partilisi var, CHP'lisi var, falanı var, filanı var. Çoğu da CHP. Türkiye'de arada devasa bir fark var, uçurum var. Evet. Türkiye'de alım gücü arttı mı, düştü mü diye bir soru sorduğunda ben de sana derim ki Türkiye'de halkın 20 milyonunun alım gücü sürekli artıyor. Tamam. 60 milyonunun alım gücü de epey epey güçlü derim. Bunun tamam. Cevabı bu. Ben de 20 milyon size çok yüksek, çok 10 net milyon bir, olabilir. Çok 10 net milyon. Bir matematiksel mesela, sonuç söyleyeyim. Dediğinizin tamamı doğru olarak kabul ederek söylüyorum bunu. Türkiye'deki 15-20 milyon refah düzeyi yüksek olan ve alım gücü artmış insanın evet. Alımı 85 milyonluk bir ülkenin ithalatını patlatması. Bunun iktisatta bir alakası yok. Bunun matematikte bir alakası var. Dolayısıyla tutturmaya çalıştığınız nokta temelden matematiksel olarak imkansız bir nokta. İktisadi olarak konuşmuyorum bile. İthalattan neyi kastediyoruz mesela? Ay şimdi enerjiyi Hanım, kastediyoruz Nagihan değil mi? Doğalgazı, petrolü ki, kastediyoruz. Nagihan öyle değil mi? Dedi ki ithalat patladı dedi ihracat. Ay değil rakamları mi? Bugün bunları konuşacağımız için getirdik. Geçen programda rakamlar da vardı. Doğru, yani hayır, açıklanan doğru. Rakamlara göre konuşuyorum. Şunu demek istiyorum ben. Ona sizin, itiraz etmiyor sizin zaten. Sizin bildiğim çizginize göre mesela şu anda dolar kaç olması gerekir? 24-25 olması gerekir değil onun mi? Onun hesabını bilmiyorum şu an. Yani 20'nin bayağı üstünde bazı olması gerekiyor. 25-26 diyor olması lazım diyor. Ya orada hesaplama yöntemleri de farklı. Yani şu benim mesela mevzuya itirazım şu. Türkiye'de alım gücü artıyor. Artıyor gerçekten artıyor. Türkiye lüks ithalatta dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Yani Berlin'e git, yurt dışını çok iyi bilen biri olarak her tarafı dolaşıyorsun. Berlin'e git, Paris'e git bu kadar lüks araba gitmiyor. İstanbul'daki kadar lüks araba yok. Peki bu kim için? Benim bütün itiraz sebebim şu. Bu niçin bir kesime yönelik? Bir 15 milyona, 20 milyona yönelik? Yani artmıyor değil, rakamlar ortada. Senin dış ticaret açığın 100 milyar dolar olmuş geçen ay. Yani bir yıllık total. Yıllık, şimdi buradaki halkın tartıştığı, bizim tartıştığımız, insanların tartıştığı konu şu. Memlekette rakamlar yükseliyor mu? Ya hepimiz için yükselsin. Memlekette enflasyon mu var? Hepimiz etkilenelim. Memlekette gerçekten sıkıntı mı var? Hepimiz yüklenelim. İtiraz edilen şey bu. Peki, yoksa Türkiye'nin artan rakamları değil yani. Evet. Yok bana genelde oluyor. Ben başlayınca ya kusura bak ona ortam oluyor. Ya ben şey yapmam. Ama bu sefer karşıdan gelmedi. Yanınızdan geldi. Ben hiçbir böyle mesela ben genelde fikrimi söylemem. Ben tamam, bir daha hiç bir şey yapmaya tamam, çalışırım. Tamam. Şimdi mesela çok şey eleştirdi. Faizsel enflasyon sonuç bu işte böyle bir şey olur mu? Var. Kabul etmeyebilirsiniz, inanmayabilirsiniz, tercih etmeyebilirsiniz. Yani ben oturup bu konulardan sonra araştırdım. Uluslararası
hakemli dergilerde, iktisat dergilerinde 1200'ün üzerinde bu konuyla alakalı yayın var, tebliğ var. Son işte 50 yılda, 100 yılda neyse. Bakın bunları beğenmemek ayrı bir konu. Efendim işte devlet, yani hükümet yaptı diye, Sayın Erdoğan yaptı diye veya Sayın Nebati'yi beğenmediğiniz için, beğenmeyenler için söylüyorum. Bunu eleştirmek farklı bir şey. Onun için ben bu konularda birazcık daha doğrulara bakmaya çalışıyorum. Cuma ve Perşembe günüydü. Hepinizin çok takdir ettiği, hepinizin de çok bir kanalda, hepinizin de çok takdir ettiğine emin olduğum bir ekonomi programında şöyle bir şey konuşuldu. İşte şu an programda büyük çapta ekonomik sıkıntılara dem vuruluyor ve iktidara şey yapılıyor, eleştiriliyor. Bir tane çok beğendiğiniz birisi dedi ki, ya eminim beğendiğinize. Ben de beğenirim. Kim o? Mühim değil. Ortak beğenimiz ilaç, kim mi? Söyleyin kim hakikaten ya? Yok yani genel olarak söyleyeyim. İlaç fiyatları da çok arttı dedi. Ya ben normalde işte yıllardır SGK'lı bir vatandaşım. Dolayısıyla ilaçlar zaten Türkiye'de çok ucuz. O gün yazdırmamışım bir ilacımı. İlaç alıyorum 5-6 tane her gün mecbura. Bir ilacımı yazmadım ve o aklımda kaldı, yazdım şunun parasını vereyim. Çok önemli bir kalp damar ilacı. Aldım. Dedi ki 30 lira. 30 veya 32 lira dedi. Dedim ki yok yok ben bunu yazdırmadım dedim. Yani şey değil. Devamlı eczane. Yok dedi normal fiyatı. Devlet ediyor canım. Normal fiyatı bu dedi. Ama çoğu ilaç bulunamıyor şu anda. Evet, yani ben ya şimdi kendi yani örneğimden o bilmiyorum siz hangi çıkarak, ilacı hayır, zaten isim vermeyelim ama kendi yani ciddi bir sıkıntı. Yola çıkarak söylüyorum. Ha, o yanlış örnek. Evet. Sağlık şu an çok güçlü bir alan. Hayır ama ya bu yapılan eleştiriyi söylüyorum ben. Üşenmedim. Amerika'ya aradım. Orada da eczacı 2-3 arkadaşım var. Dedim ki bunun muadili var mı? Hangi ilaç? Şu dedi. Muadili kendisi var dedim. Ne kadar dedim? Birebir aynı ilaç. 217 dolar dedi. Şimdi hani hükümeti eleştirelim. Her şeyi de söyleyelim. Abi. Ama Sezer'in hakkında Sezer'e verelim. Abi. CHP'nin kurumsal olarak hala reddetmediği, bu iktidar dünyanın en iyi şeyini de yapsa alkışlayacak halimiz yok, zihniyetinden çıkalım. Çünkü bu hepimize zarar veriyor. Ama bak